أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلاة Niçin güldüğümü anlarsınız şimdi. Dersimizin mevzu cehennem. Ben olmaz ya seni. 1994'te yapmışım. Ondan sonra hatırlamıyorum. Merak etme, cehennemden bahsetmeyeceğim. Cehennemden bahsetmeyeceğim. Risale'de geçen şeylerden bahsedeceğim. Cehennem ne işe yarıyor? Rahmet-i İlahi'ye zıt mı? Konu başlıkları. İnsana ne kazandırıyor? Olmazsa olmaz mı? Onları göreceksiniz. Şimdi ben cümle cümle okuyorum. 6 sayfayı da 3'e indirdim. 3'ten bazen düz okuyacağım, düz gideceğim. Risale'de geçen cehennem mevzusu, sıfatları, hakikati. Her şeyin 4 tane meratibi var. Her şeyde ama. 1 sureti var. 2 kanuniyeti var. 3 hakikati var. 4 mahiyeti var. Suretin, kanuniyetin, hakikati, mahiyetin. Tamam. Şimdi küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Sayfalar söylemeyeceğim, uzun olur. Söz vermeyeyim. Bir tanesini söyleyeyim. Küfür, yani dünya ezeli ve ebedi olan ahiretin üzerine tenteneli bir perde. Burası çekirdek. Bu kadar büyük çekirdek tabi. Sonsuza göre dünyanın büyüklüğü bir çekirdek ya. Dolayısıyla insanda bulunan kabz, bast, canım sıkıldı, bunaldım, intihara ve hayat anlamsız kılan her şeyin toplamı insanda celal tecellisidir. Bu İnsanı intihara sokan, hayat anlamsız kılan o hale cehennemin 70 bin perdeden geçmiş gölgenin gölgeleridir. 70 bini anlatıyorum. Görmüyorsunuz değil mi? Orada gözüküyor mu gölge? Yok değil mi? Bak şimdi burada. Benim elim var. Bu gölge. Şimdi bunu görmeden, buna bakarak beyazın, siyanın, canlının, cansızın, Müslümanın, kafirin olduğunu anlar mısınız? Anlaşılmaz. Canlı mı, cansız mı, o da anlaşılmaz. Bu gölge. Bu canlı, bu cansız. Arasındaki fark ne kadardır? Sonsuzdur. Bu birinci perde. Şimdi bunlar bunun arasındaki fark, bir de bunun bir gölgesi var. Bunlar bunun arasındaki fark gibi, 2 ile 3 arasındaki fark gibi. 3'te 4, 4'te 5, 5'te 6, 70 bin perdeden geçmiş buhran ve bunalım, panik atak, depresyon, azap, dayanamıyorum yaşamak, bana azap veriyor, haletler bu. Şimdi adam intihar ediyor, kurtulacağım zannediyor buradan. Sinekleri böyle kaçmasına... Kaçacak yani bunlardan, ya bu sineklerden, timsahların, vahşi canavarların ağzına kendisini atsa, sineklerden kaçar. Yani sıkıntıdan dünyaya kaçıyor da, intihar ederek, nereye gidiyorsun, seni aferin lan, hoş geldin, iyi ki geldin mi? 70 bin perdeden geçmiş hal, küfür. İnşallah göreceğim. Sözler 741'de cehennemin cehennemi var diyor. O da insana takılmış. İnsana takılmış. Cehennem taş ören şirkettir. Çünkü yetişmeyecek zamanın. Acele acele ben ezberden de söyleyeyim. Cehennem taş ören şirkettir.
Adem alemler hesabına çalışıyor. Bu bahsedilen, Kur'an'da bahsedilen cehennem, cehennemin kaç tabakası var? 7. Ne bahsediliyorsa birinci tabakası. İki de bahsedilmiyor ismi var yalnız. Bir de veyl cehennemde o kuyudan bahsediliyor, o kadar. Bahsedilen bütün malumat birinci tabakadan bahsediliyor. Birinci tabakanın adı cehennemdir, merhameten cehennem denmiştir. Diğer tabakaların adı cehennem değildir. Birinci tabakaya kafirler, münafıklar, şeddatlar girmeyecektir. Birinci tabakaya Müslümanların günahkarları girecektir. Kafir girmeyecektir. Müslümanların günahkarları girecektir. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh, ya Rabbi o kadar vücudumu büyük yap ki cehennemde Müslümana yer kalmasın. Bunu bilmeyenler veya art niyetli olanlar Allah'tan daha mı merhametli ki Allah'ın yarattığı şey diyor. O cehennemdeki kastı cehennemin birinci tabakasının adı cehennemdir. Merhameten komplesinin adına cehennem denmiş ama birinci tabakanın adı cehennemdir. İkinci tabaka Elza'dır. Şuradan okuyayım. Hemen şey yapayım. 300. Öyle paldır küldür gelmedim karşınıza, tamam mı? Çalışacaksın kardeşim. Birinci tabaka Müslümanların asileri girecektir. Kafir yoktur. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh sözü buna aittir. Cehennemde o kadar büyük ki vücudumu. Müslümana yer kalmasın. Diyor mu kafire yer kalmasın? Şimdi daha iyi anlayacağız. İkinci tabakanın adı Elza'dır. Elza. Bu Hristiyanların İsa aleyhisselama isyan eden onların kafirlerine aittir. Üçüncü tabaka Hutame'dir. Musa aleyhisselama isyan eden Yahudilere aittir. Dördüncü tabaka Sair'dir. Yıldızlara tapınanlara aittir. Beşinci tabaka Sakar'dır. Mecusileri ateşe tapanlardır. Altıncı tabaka Cahim'dir. Müşriklere ait, Allah'a şirk koşanlara aittir. 7. Haviye, Allah'lık iddiasında bulunan Firavun, Nemrut, Şeddat ve münafıklara aittir. Müjdeler olsun hepinize ki cehennemin 7. tabakaya girmeyeceksiniz. Bu kesin inşallah. Sen bakıyorsun abi fükanlar ne olacak? 1. Sen Elza'ya girmeyeceksin yani 2'ye. Çünkü İsa aleyhisselam'a şirk koşmadı. 3'e girmeyeceksin. Musa aleyhisselam'ı reddetmedi. 4'e girmeyeceksin. Yıldıza tapınmadı. 5'e girmeyeceksin. Ateşe tapınmadı. 6'ya girmeyeceksin. Allah'a şirk koşmadı. 1. tabakaya Müslümanların günahkarlarına aittir. O da 7'ye ayrılır. Her bir tabakada 7'ye ayrılır. Tamam bu kadar yeter. Şimdi efendim abi. İlla dedim ya öyle bir söylemiş ki hocam. Hepimiz sanki cehenneme gireceğiz. Şeyleri katmanları bölüşüyoruz. Allah korusun Allah. Hür adam ha. Hür adam olduğu için cehenneme girmek istemiyor. Hür olduğu için. Allah evet. Hepimizin mekanını, yakınlarını, akrabalarını, ölmüşlerini amin. Gelir. Amin ya Rabbel Alemin. Amin. Cennetin de 8 tabakası vardır. 1. tabakanın adı cennettir. Ha? Şimdi onlara girmeyeceğiz. Ben şimdi cehenneme devam ediyorum. Cehennemin 70 bin perdeden geçmiş hali bu haletlerdir. Cehennem taşların şirkettir. Adem alemleri hesabına çalışıyor. Cehennem gene ona göre hiçbir şey değil. Ama hiçbir şey değil derken Kur'an'a göre tabii cehennem acayip bir memleket. Fakat Adem'den haber yok. Çünkü cehennem Adem alemler hesabına çalışıyor. İnsan da numunesini koymuş. O numuneleri okuyayım hemen. Sözler 741 zannediyorum. Burada çalıştım.
Evet, 741. 7 tane cehennemden bahsediyor. 8 tane. Bu cehennemin insandaki karşılığı. Onları okuyacağım şimdi. Cehennemin haletler. Çekirdek yani bizde durması, duran. Ama çaktırmadan çaktı usta orada. Dizdi. Ben çalıştım. Bir cümleyle izah etmeye çalışacağım. Korkunç bir yer. Bu yaklaşık olarak 64 sayfadır. 744 sayfa. Hayır, 741'de sıralıyor o kadar. Ben her tek kelimesine, her birine 7-8 tane kelimeye, cümle değil. 8 tane kelimeye, mesela haf, dehşet. Bunların 8 tanesinin açılımlarına çalıştım. 64 sayfa tuttu. Ama böyle ders yaparken kardeşlerim hep en kısa zamanda, yani koca bir 20-30 sayfayı bir cümlede nasıl izah ederim diye o şekilde göstereceğim şimdi. Şimdi o cehennemin bizdeki hulasa çekirdeği şu. Bir, haf. İki, izah edeceğim bir cümleyle. Dehşet. Üç, ads. Dört, raşet. Beş, kalak. Altı, vahşet. Yedi, yutm. Sekiz, yeis. Bazılar dedi ki, ha çağım duydum. Tamam mı? İlk defa duyuyorum. Yani 741 sözlerde, tamam mı? Sözlerde. Cehennem, burada diyor ki, cehennem olsa iyi. Bu haletle Mesnevi Nuriye 198 şöyle diyor. Müslümanı cehenneme koysalar, bildiğimiz ahiretteki cehenneme, aldığı azabı kantara koy. Kafirin dünyada aldığı manevi cehennemi kantara koyun, kafirinkisi daha ağır basar diyor. Hemen yerini göstereyim. 198. Evet. Dur ama gene dur yazma. Bak şimdi hafızam beni yanıltmış olabilir. Evet, yanılttı. Hemen şey yapalım. Yerini tam yapalım sevgili. 220 olabilir mi? Yok. 226. Büyük bir hata. Diyor ki, çabuk okuyorum. Küfrün tazamun ettiği cehennemi maneviye bak. Enne inne zenni abdi bi hadisi kutsi sırınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azap elime kalbeder. Bak, sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın nikasından sonra, rızasından sonra, hürriyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Okumak istediğim cümle geldi. Hatta cehennemi cismani Müslümana, arif olan mümin için cehennemi cismani gitse ama Allah'a iman etmiş, gitse bile günah fazla, cehennemi cismani kantara koy, asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibiymiş. Cennet gibidir. Dünyada çektikleri azap. Peki niye çıldırmıyor? Zaten intihar etmesi lazım. İptali his nevinden de hissetmez. Şimdi o cümleleri okuyorum o. Ustadın o cehennemi manevi. Abi Ebu Talip için hani cehennemde bir yer verir, cennet gibi derken o zaman birinci tabakayı alır manasında. O peygamberimizin alimlerine şeye göre alelen izah iman etmemiş zahirde. Birinci tabakanın dışında olursa olmaz. Haf. Haf neymiş? Bir cümle. Gelecek kaygısı, gelecekten ümitsizlik. Koy tencereye. İki, dehşet. Ürkmek, şaşmak, kıblesini kıblesine koyamamak fıtratını. Koy tencereye bu haleti. Üçüncü alet, az, güçsüzlük, iktidarsızlık, bir şeyin geri tarafı. Yani gücü yetmeyen haletler, takatlar. Bir de okuyorum. Üç,
güçsüzlük, iktidarsızlık bir şeyin geri tarafı, arka tarafı yaratılmış. Bu aleti de koy tencereye. 4. Raşet, kontrolsüz hisler ve duygular yumağı. Bu işte dehşet veriyor adama. İntihar ettiren bu. Bir daha. Raşet, kontrolsüz hisler, kontrolsüz duygular yumağı bütünü. Koy tencereye bu aleti. 5. Kalak, geleceğin geleceğin anlamamasından çıkan kararsızlık sıkıntısı. Geleceğin karanlık olması. Böyle ağlıyorum. Tamam da nereye? Önü sipsiyah. Koy bunu da tencereye. 6. Vahşet. İçsel aleminde ıssızlık, vahşilik, tenahlılık. Yani kimsesizlik. Allah kimsenin başına vermesin. 7. Yutm. Bütünlüğünü kaybetmekten yalnızlaşmak. Her bütün parçalar, bütün fikirler, bütün hisler, bütün duygular tek tek olması. Çabuk konuşurum, yetişeyim. 8. Yeis. Ümitsizlik, dipsiz dip olan gaya kuyusuna düşmek. Abi nasıldı? Ne bileyim kardeşim. Allah size de yaşatmasın, ben de yaşamadım. Hani bu kafirli yaşarmış. Böylelikle 8 tane maddeyi izah etmiş oldu. Bunların yumağı karıştırdık, tencereyi karıştırdık. Kafire konmuş. Gafi, amelsiz Müslümana da konmuş. Derecesine göre amelsiz Müslümanda da var. Sırf kafir intihar etmiyor ki, Müslüman niye intihar ediyor? Niye çıkış zannediyor? Ne kadar azap çekiyor ki intihar çare ve çözüm zannetti. İntihar çözüm zannettiren haleti düşünün. Yani çok iyi biliyor bir Müslüman ki orada bana havluyla karşılamayacaklar, kırmızı havluyla. Çok iyi biliyor. Ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü 52 kebairin 7'ye indirgenmiş Barla'da. 7 tane kebair var, mübrikat hesaba. Bir tanesi de katlıdır. Katlı. Adam öldürmek. En kötüsü kendini öldürmektir. Karşısını öldürmek de bir özürün olabilir. Sinirlendiğim, gadaplandığım, namusuma şey yaptığım, ne bileyim düşünemedim, bir sürü şey olabilir. Ama kendini öldürmekte hiçbir sebebin yoktur. Niye anlattım bunu? Nasıl bir dehşet, vahşet, yetim, yutm ki, içeri bir kaos ki, intihar seçenek olmuş. Ben Alman bir yazarın kitabında gördüm abi. İntihar bir zamandan sonra kurtuluştur yazıyordu. Çocuk okurken dedim ki hani bunu sen okuyorsun, doğru kabul edeyim, hani doğru yönünü anlat. İntihar ne diyor? Kurtuluştur. Kurtuluştur diyor. Ya, o zaman niye yaşıyor, niye intihar etmedi ki? Onu yazacağını intihar etmemiş. Evet, onu yazmadan. Her kim hayat-ı fani esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde de olsa, manen cehennemdedir. Dünyayı hayatını maksat yapsa, çünkü önü yok dünyanın. Önü yok. Var mı bir dakika sorunuz? Yok. Hiç mi böyle boğazınız tıkanmıyor? Hiç mi nefesiniz kesilmiyor? Hiç mi kalbiniz çarpmıyor? O anda hiç mi dehşet gelmiyor? O anda tutunduğun nedir? Ne hatırına geliyorsa tutunduğun, Allah aşkına onun çapını genişlettir. O senin kurtuluş vesilendir. Bir daha. O arada ne geldi böyle teselli olarak? Allah. Çapını genişlettir. Onu. Şurada var bir tane. Şaribulleyli ve Nehar. Ya, depremde dışarı kaçıyorum, bir balkona kaçtı. Ya. Diyor ki, beni gördü. Hocam! Başına mı aldık senin yanına daire diyor. Dua etsene, kesilsene. Abi, suçlu benim ha. Hoca dua etsene diyor ya. Kesilsin diyor, çabuk diyor. Şey, ipi koparmış, kafası kendini tavuk gibi çırpınıyor balkonda. Çıkamıyor balkonda. Kapıyı göremiyor. Bu arada Allah Allah diye bağırıyor tabii. Dedim merak etme, şimdi gidiyor Allah'ın izniyle. Tamam. Böyle lal gibi bana atıp gidiyor, rahat gidiyor. Bırak git ya bak.
Tamam hocam. Aklım kurban geldiği zaman nasıl kurban kesiyor? Kurbanı kesince elini kestiriyor. Kasaba ona bakıyor. Hocam. Ama çok hoşuma gidiyor böyle Müslüman ya. Yani çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Elhamdülillah. Çok iyiydi. Dünya bir mezradır, mahşer ise bir beyderdir, harmandır, cennet cehennem ise bir mahzendir. 83 sözler. Ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Ateş olmasa ne olur dünyada? Bakın toprağa bitki atıyoruz. Mana tabakasından ısı, semada güneş. İki ısı arasında çekirdek ancak ağaç olur. Sıcaklık ortadan kalksa hayat olmaz. Cehennem fikri olmasa insan insanlıktan çıkar. İnsani duygular inkişaf etmez. Yani hamuru yaptınız. Fırına vermeden nasıl pişecek? Ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Bak, cehennem insanı bekliyor, cennet insanı gözlüyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, cennetteki herkesin hurisi belliymiş. Harama baktığı zaman bir Müslüman erkek diyor, huri ağlarmış. Onu bana mı tercih ettin dermiş. Gözüküyorsun orada. Eli dalalet ve sefat, 100.000 lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbini yaşar ve yakar. Ateşin bütün derecatına ve umum envana cami olan cehennem içinde elbette zemherir bulunması zaruridir. Cehennemde sıfı ateş yok. Ateşin başka bir cinsi soğuktur. Mesela ben unutmuştum, buzluğa şeyi unuttum, havuç. Çıkarttığım zaman toz olmuştu. Görüyor musun? 1800 santigrat derecede bir ateşin bir anı var. Sıcaklık vermiyor. Etraftan sıcaklığı alıp her şeyi soğukla öldürüyor. Soğukla yakıyor yani. İlmidir bu. Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir madde-i maneviye, İslamiyet gibi bir zıf ruhunuza giyiniz. İmana maddidir. Evet, iman maddidir. Nasıl yazayım? Neyse, bozmayayım orayı. Bozmayayım. İmanın sureti var, hakikati var, hakikati var, mahiyeti var. İmanın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. İmanın sureti davranışlardır. Eylemlerimiz. Tamam. Terklerimiz. İmanın sureti budur. Batından haber veriyor. İmanın kanuniyeti, imanın nuru ve kuvvetidir. İmanın iki vasfı vardır. İmanın kuvvetiyle, imanın nuruyla der 23. sözde. İmanın kuvveti maziyi, imanın nuru geleceği temsil eder. Bu kanuniyettir, insandaki karşılığı. İmanın hakikati, lef-i mahfuz ve arşın bütünlüğüdür. Dima ve kalp bütünlüğüdür bizde. İmanın mahiyeti ise Allah'tadır. İmanın mahiyeti Allah'tadır. O mahluk değil. İmanın sureti davranışlardır. İmanın kanuniyeti mahluktur, nurdur, kuvvettir diyor. Hakikati esma-i ilahiyedir. Mahiyeti zattır. Tamam. Şimdi burayı bir daha dinleyin. Sözler 261. Cehennem ateşinin tesirini men edecek. Eman verecek. Ona dokunamayacak. İman gibi. Neymiş iman? Madde-i maneviye. Manevi bir maddedir. Mahluktur. Öyle sanal, düşünsel, zan değil iman. Bizzat realitedir, mahluktur.
Çünkü iman gider gelir. Büyür küçülür. Nurlanır nurlanmaz. Zulmete gider. Yani vacip olan bir şey değişmez. Unutmayın, ölçü budur. Usul budur. Vacip olan bir şey değişmez. Vacip o bitti, o odur. Zıttı yok çünkü. Bir şey değişiyorsa zıttı girmiş demektir. Zıttı girmişse o mahluktur. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Acizlik, evet. Ne? Zıttı yoktur. Acizlik girememiş. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Zıttı olan cehalet girmemiş. İmanın zıttı olan küfür girdiği için iman derecelenmiş. Vacibin derecesi yoktur. Mahlukun derecesi vardır. Onun için diyor ki maddi manevi cehennemden eman verecek, yakmayacak maddi manevi İslamiyet gibi zırh. Arkadaşlar İslamiyet'i, sünnet-i seni yaşarsak zırhtır. Ruhumuza da imanı giydirirsek dokunamaz. Çünkü haramdır. Cehennem onu zaten yakamaz. Öyle bir yapısı yok. Sistemi çalışmıyor. İmanı yakamaz. Böyle bir şey yok yani. Adamda yok böyle bir sistem. Ya. Biraz detay istiyorsanız cehennem hakkında ama tavsiye etmem. Ama bazı modeller var. 1994'te nurdersi.com sitesinde cehennem diye 5 tane ders var. Ama girmeyin. Ama eğer merak ediyorsan başka kitaplarda şey yapma. Ömrünü verme. 5 saatte bitir onu. Ama girme. Moralin bozulur. Yani psikolojine zarar verir. Cehenneme zaten girmek istemiyoruz. E tamam girme işte ona da girme. İkisine ama bazıları var araştırıcıdır, ilahiyatçıdır vesaire. Ben araştırdım, çalıştım. Onu koydum. Peki, maddi manevi geçiyorum. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olsun. Sözde 261. Ruha imanı giydiriyoruz. Cismaniyetimize İslamiyeti giydiriyoruz. Tamam mı? En güzel elbiseler. Oh. Peki elbise ne demektir? Bak. İbrahim Aleyhisselam'ın mesela gömleği yanmadı. Yanmadı. Bak şimdi. Arkadaşlar derse başlayalım belki 10-15 dakika oldu. Bu kademe ait. 20 dakika değil. Peki bir haletiniz yok mu şu anda? Böyle bir rahat bir huzur yok mu? Var. Var. Var olanlara söylüyorum. Olmayan da zaten mümkün değil. Olur. Bu halet gömlektir. Ruhunuza giydirilmiş. Allah'ın izniyle yakmayacaktır. Allah bu haleti yakmaz. Bu halet gömlektir. Unutma. Bir şey anlatayım ama dün müydü? Mehmet. Yanına tabii. Dün o yatsı namazıydı değil mi? Yatsınız. Yatsıda. Cenab-ı Hakk'ın müfekçi olmuş. Yatsıydı. Dedim ki, yatsıdayım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ben imam değilim. Tamam mı? Dedim ki, ya Rabbi, merhametlerin en merhametlisi sensin. Aynı böyle. O halette girdim zaten namaza, daha girmedim. Sen Allah'sın ve şu anda duyuyor o. Allah'sın. Sen müminleri çok seversin. Hepimizi seversin. Ya bu dedim, ölüm korkusu, ölüm acısı Müslümanlara böyle hissettirmen bu rahmete pek sıkıştıramıyor. O ölüm acısı, o sekerattaki acıyı anlayamıyor Allah. O halette namaza durdum. Allah'a emanet. Kalbime gelin. Risale'de de delillerim de var. Eğer cehennem ve ölüm korkusu şu anda size verilmeseydi, hayatı dengeli yaşayamazdınız. Ama ölüm anında, sekeratta Müslümanlar o kaldırılacaktır ve ölüm sevdirilecektir.
bu halette olmayacakmış. Risalede bir sürü yerler de var. Hatırladın Mehmet neydi bir tanesi? Sen. Mesela o haletin kalkması. Hani o çocuğun şu anlarda sekeratı tatmaması, çocuğa men rabbuke men muktedadır. Değil mi? Hatırladınız mı çocuk Arapça ders alan çocuğa? Ölümün tadına bakacağız yani. Niye var? Bir ayette diyor. Evet, ölümü tadacaksınız. Kim tadacak? Ruhlar değil. Ruh tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlak ruhtur. Bu halet olmayacak inşallah. İnsan zulmeti küfür ile esfeli safiline cehenneme ehil olacak bir vaziyeti girer. Otomatik kendisi. Cehenneme girmek cezai ameldir, aynı adildir. Fakat cennete girmek mahsul fazıldır. İman manevi bir cennetin çekirdeğini taşıyor, küfür dahi manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor. Bir daha, iman manevi bir cennetin çekirdeğini, imana çekirdek diyor. Küfür ise manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor. Çekirdek ve tohum, Yasin farkını söyle. Tohumdan ağaç çıkar, her çekirecek tohum olmaz abi. Tohumlar ağaç verenlerdir. Yani her çekirdek tohum olamaz. Tohum ağaç olması için tohum olması lazım. Ağacın altındakine çekirdek denilir, meyvenin içindekine tohum denilir. Hepsi ağaç olmaz ondan. Yani tohumlardan çekirdeğe dönmez bazı. Ters oldu abi. Ağacın altındaki tohum olur, meyve çekirdek olur. Ters mi söyledin? Ben öyle kaldı kafam. Tamam. Abi de öyle yazıyor. Evet. Yazık değil mi? Bunlar da öyle diyor ama seninkisi olsun. Olsun yer değiştirsin ama bir tanesi. Fark olduğunu bilelim. Yani. Evet aşağıdan yukarı fark. Şimdi nasıl ki küfür cehennemin bir çekirdeğidir. Öyle de cehennem onun bir meyvesidir. Şimdi tohum çekirdeğe döndü. Nasıl küfür cehenneme duhuluna sebeptir, öyle de cehennemin vücuduna ve icadına dahi sebeptir. Başka, farz-ı muhal olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmasa da, şu derece tekzip ve isnad-ı atsı tazamun eden küfür için bir cehennem halk edilecek, o kafir içine atılacaktır. Sözler 503. Yani kafirler inat ediyor, yok öyle cehennem, cennet. Cennet nerede var? Bu kadar inat mesela diyelim ki valiye. Ya man serseri serseri oturuyorsun lan. Ne vazifelisin lan. Bu arada berdüş gibi şey yapıyorsun diye hakaret etsen. Orada hapishan olmasa bile ona bir tane özel hapishan yapar. Değil mi? Özel yapar. Şimdi Allah'ın izzetine o kadar dokunuyor ki kafir. Cehennem olmasa bile haşa. Ne diyor? Bak. Küfür cehennemin dokununa sebeptir, öyle de cehennem vücuduna, icadına dahi sebeptir. Diyor ki, fazl-ı muhal olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmasa da, şu derece tekzip, yalanlamak, Allah'ı yalanlamak ve isnad-ı aciz, Allah'a acizlik isnat etmek, tazamun eden küfür için bir cehennemi halk edilecek, o kafiri içine atacaktır. İnsan fena-i mutlak ile mahkum olamaz, ademe-i sırfa kaçamaz, cehennem ağzını açmış bekliyor, cennet ise aguşu nazdaranesini açmış gözlüyor. Şu dünya sekeratı ile cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevadi münasipleri başka tarafa çekilir, alim-i ahiret tezahür eder. Eğer istediğiniz bir tane, şu abi şunu biraz izah eder derseniz ederim. Ben düz okup gideyim çünkü biraz okuyayım. Cennet cehennem şeceri hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir. Bunu izah edeyim. Öyle mi? Şimdi dünyada her şey aşağıdan yukarıya büyür. Ahirette ise her şeyin kökü yukarıdadır. Tamam. Ondan sonra Nur-u Muhammed'i, bak bu çekirdek. Aynı böyledir. Dünya ahiret, insan ahiretin karşılığı olduğu için
Dünya karşıtıdır, insan karşılığıdır. İnsan ahiretine ait. Çekirdek bu, yukarıdan aşağı. Aynı cenneti aynı andırır. Öteler öyledir. Çekirdek yukarıdadır, dal aşağıdadır. İnsanın kafası çekirdektir. Dalı bu da aşağıdadır, meyvesi. Onun için cennet anaların ayağının altındadır. Kafa yukarıda, anne dal budak ve meyve veriyor. Aşağıdan çocuk veriyor. Tamam. Yani dağlı bu da burada açıldı mı? Tamam mı? Şimdi bu insanın aşağısı, şu çekirdeğin aşağısı kalp. Şimdi cennet, cehennemi bu oluşturuyor. Yukarıdan aşağı. Yani uzanmış Hicri Filkat'tan, Nur-u Muhammedi'den bakarsan yukarıdan aşağıya cennet, cehennem meyvesini vermiş. Ağaçta da öyledir. Ama ağaçta ters. Şunu hayal edebilirsen ağacı toprakları ters çevir. Kök yukarıda vermiş aşağıya. Aynı böyledir. Yani meyve vermesi zaruridir. Bu sistem öyle çalışıyor. Cennet. Cennet, cehennem, lütuf ve kahrın itki tecelligahıdır. Desti kudret bir harekat-ı şedide ile kainatı çalkaladığı vakit o iki havuz cennet cehenneme münasip maddelerle dolacaktır. Madde okuyorum. Cennet cehennem sekenleri tagayyürü ve ihtiyarlığa ve inkıraza maruz kalmazlar. Orada ihtiyarlık yoktur cennet cehennemde. Çünkü inkıraza sebebiyet veren tagayyürün esbabı bulunmaz. Orada giren çıkan eşit. Burada ihtiyarlık niye var? Gençken giren çok, çıkan az. 33'ten sonra giren az, çıkan çok, inkıraza başlıyor. Çökmeye başlıyor. Başka? Hasenat cenneti meyveleri suretinde, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girer. Sözler 580. Dünyada var. Buhran, bunalım, panikler bunlar. İnsan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmese daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. 632 sözler Mehmet kardeş. Neymiş bir de okuyayım. İnsan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa bir, ona tevekkül etmese iki, daha cehenneme gitmeden cehenneme giriyor. Şu dünyada gösterdi ki cehennem lüzumsuz değil, cennet ucuz değildir. Cennet olmasa belki cehennem tazip etmez. Cehennem ise arzın o medar-ı senevisi altındadır. Cehennem iki diye biri sura, biri kübra. Hemen acele edeyim bunu. Dünyanın merkezinde cehennem-i sura var. Tamam mı? Şimdi ben ayağa kalkıp yapacağım. Şuraya güneş koyun. Şu dünya dönüyor abi. Tamam mı? Dönüyor. Aynı yerde dönmüyor. Döne döne böyle gidiyor. Ortası kalemin içindeki yay var ya, helozonik yay. Böyle. Ha. Bu dünya kuruldu. Dünya dönüyor. Dünya kuruldu, başladı. Kıyamet koptu, bitti. Bu helozonun başı ve sonu bu koridor, haşir meydanıdır. Koridorun bu. Bu. Yani dünyanın çizdiği yörüngenin kendisi değil. O şöyle zannediyorlar. Yörüngenin çizdiği meydan. O meydan ne? Nakıstır. O bir döne döne giderken o her bir kesitin toplamı. Dünya dönmeye başladı. Baş noktayı koy. Kıyamet koptu. Toplamı. Bu koridor haşir meydanı. Üstü cennet, dibi cehennem. Ondan sonrası belli değil tabii ki. Sırat köprüsü ne oldu? Dünyadaki hayatındır. Sırat köprüsü kılıçtan, keskin, kıldan bir tanesi itikat, bir tanesi amel. Senin sırat köprün o. Bir sırat köprüsü kuralım. Karşıdan geldi haram. Televizyon, bir misafirliğe gittin, akrebe-i talukata, televizyon seyrediyor, bir manzara geldi. Aha şimdi sırat köprüsü kuruldu. Ona mı kuracaksın köprüyü, Allah'a mı? Sıla-i rahim, sıla bağ demektir, rahimin onayladığı bağ. O sırat köprüsüdür. Yani soru sual bu dünyada. Soru burada, cevap da burada. Böyle. Aynen.
Mesela ahirette sorsan ne olur? Allah kaçtır? Allah işte sıfatlar nedir? Ne bileyim bir sürü soru. Peygamberi kimdir? Yani bir kadın geçerken bakıyor musun, bakmıyor musun? Soru bir. Bakıyor, sana haram geliyor. Soru bir, haram geliyor. Bakıyor musun, bakmıyor musun? El cevap, kafa indirmiştir. Cevap da burada, soru da burada. Bu soru cevapların yekünü senin sırat köprüdür. Orada hakikisi olacak. Bu sureti, işte yaşadığın mana kanuniyeti. Hakikati var. Burada sureti böyle. Oradaki nasıl bir şey yaptı? Oradaki, oradaki adamın bir tanesi çıkıp dedi ki, tabii burada unu temiz, kuru, tuzu da kuru. Ya diyor, gidip de diyor, o sırat köprüsünü ev yapasın geliyor diyor. Kıldan ince, nasıl ev yapacaksın? Ona öyle değil işte. Herkese ince değil. Ya diyor, gidip de ev yapasın geliyor diyor. Kim diyor bunu? Yunus Emre dedi. Derler ki diyor, kılıçtan keskin, kıldan ince. Ben diyor, gidip de bir ev yapasım geliyor diyor. Bir ev yapacakmış orada. Çok manzarası çok güzelmiş orada. Ne demek biliyor musun? Ha. O demek ya. Allah aşkına. Ya. Kardeşim, sırat köprün burada. Sureti. Senin köprünü burada kuruyoruz. Ne zaman başladı? Elestu bi rabbikum. Men rabbuke. Ta şeye kadar geçiyorsun. Haşir meydan, sırat köprüsünün ayağına kadar ve sırat köprüsü de senin sırat köprüsünün içinde bir cüzdür. Hayat oradan başlıyor, sana teklif edildiği anda sırat köprün başladı. Kalbi bela buna dahil mi abi? Evet. Allahu Ekber. Ne kadar hoş ya. Sırat köprüsündesin de sırat köprüsünü soruyor. Abi arabaya ne zaman bineceğiz lan? Onun arabadayız lan, yarısını aldık bunu zaten. Navigasyon çalışmıyor. Evet. Arabanın içinde arabayı soruyor. Şeye benzedi. Kızmasın Karadeniz'de. Ben onu alayım. Dersi yaptık böyle. Hoca! Ders Fatih'e çektik ya. Tamam. Sohbet yaptın da. Şey, ders yaptın. Hani sohbet? Vaaz. Ha ha, vaaz. Vaazı ne zaman edeceksin? Sohbeti yaptın da vaazı ne zaman edeceksin? Evet, şimdi vaaza başlıyoruz. Abdestin farzları... Namazın farzları öyle başladı. Ha hoca, onlar gusluldan da bunlar belki bilmiyorsa kendisi belki bilmiyor. Seviyorum. Müslümanı seviyorum. Allah Allah. Keşke şu sözümde samimi olsaydı. He? Samimisin abi. İnşallah. Allah'ım şahit ol, herkesi öyleymiş. Cennet cehennemse keneleri takdir etmez okuduk. Hasenat cenneti meyveleri suretinde, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girer. Arkadaşlar, şuradaki sıkıntı şeylerimiz var ya, küfür, günah. Mesela baktın internette o videolara, hiç şansı yok, o çekirdek oluşturuyor. Hiç. Kendime sordum, sen de sor kendine. Sorar mısın? Bu ikinci kez soruyorum cemaat. Mazin CD'ye alınmış. CD'ye. Otur, seyret. Edebilir misiniz? Kendi videonuzu. Kimse seyretmiyor. Sen seyredeceksin. Evet. Sen seyredebilir misin kendi videonu? CD'ni. Zaten seyredecek. He? Zaten seyrettirecek. Yok, burada seyretmeye tahammülün olur mu? Olmaz. Böyle bir. Abi en vallahi ben seyredemem. Kendi videomu. En basiti fotoğrafını çekiyor, beğenmiyor, hemen siliyor. Sil diyor, güzel olmamış diyor. Bir silme şansımız var mı peki? Orada izlemeden burada. Harika. Silme şansımız var mı? Orada izlemeden burada. Burada da izlemeyelim, orada da var. Var. Tövbe ve istiğfar. En büyük silgi. Vallahi tövbe ve istiğfar. Allah Allah. Ya gaffar, ya tebbar. Tövbe ve istiğfar. Kul hakkı mı? Öde. Namaz borcun mu? Tövbesi iade etmek. Adakların mı var? Ya lanetler mi var? İsyan mı var? Mesela bir tövbesini söyleyeyim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, yaptığınız bir hata hemen akabinde iyi bir şey yapın ki onunla silinsin. Mesela bir çıkış yolu söyleyeyim. Lanet olsun yani, düştünüz o televizyona şeye. Bunlar da bahseden benden başka pek de kimse yok ha. Bağırıp çağıranların televizyon kanalları oldu da onun için diyemiyorlar.
ne yapsın? Gene diyecek ama diyemiyor. Çünkü televizyonda nasıl desin? Televizyona girmeyin. Kendisi televizyonda konuşuyor. Nokta şey oldun, gördün, işte oldu. Yapma. Git bir abdest al. Ya Rabbi, günahımın affı için, senin rızan için. İki rekat, Allah için namaz. İki rekat namaz kıl. İnşallah onu siler. Çünkü iyiliğin en güzeli namaz. Allah Resulü diyor ki, hatanızdan, günahtan sonra hemen bir iyilik yapalım. En güzel iyilik de namazdır. Ben öyle yapıyorum. Ama alışmayın ha. Ya sil, ya sil zaten. Bu sefer ya sil, ya sil olursa kağıt siyahlaşır. Anladık mı? Kağıt yıpranır. Yıpranmasa bile artık silme ile yazı, yazma ile yazmama eşit olur. Sipsiyah olur bu sefer. Siyah sil, ya sil olur. Akıllı tahta olsun. Ha? Akıllı tahta olsun. Akıllı tahta olsun. Akıllı adam lazım ki akıllı tahta olsun. İnsanoğlu. Benim gibi bu da. Dedim ki kaza namazıma başladım ve elimi kaldırdım. Allah'ım. Kaza namazlarımı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kaza namazımdan hesap sorma. Sorma. Kaza namazınıza başlayın. İnan. Abi zamanım yok. Televizyon internetten uzaklaşınca önünüze harca harca bitiremeyeceğiniz kontrol zamanlarınız olacak. Korkunç bir zaman göreceksiniz. Aşka. Şu zamanda gösterdiği cehennem lüzumsuz olmaz, cennet ucuz değildir. Hem de ne kadar değil mi? Cennet olmasa belki cehennem tazim etmez. Cehennem ise artsın o medal senevi, sen onu söyledik. Şu anda ölen kafirler cehennemin suğradadır. Mama tarı bankasına uygun her hissine, her fikrine, her duygusuna, her latifesine Allah elbise giydirmiş. Hani o latifeler hislerin toplamına ayrı bir ceset giydirip şu anda mama tabakasındadır. Dünya dönerken kıyamet koptuğu zaman çarpacak bir yere içi boşalacak. Cehennem-i Sura, dünyanın merkezindeki Cehennem-i Sura şu anda içinde kafirler var. Esfel deniliyor. Cehennem-i Sura bak kafirin böyle cesedi ateşe atılmıyor. Öyle bir şey yok yani. Çünkü bir sürü latifeleri var, masum olan da var. Her bir hissi, her bir latifesi, her bir duygusu, her bir batıl fikirleri ve ona uygun elbise, azap alacak elbise. Ha? Mesela cesede azap versen latife yemez ki. Ona uygun elbise verecek tek tek hepsi, obek obek. Komplesinin toplamını da ahirette verecek şu anda mama tabakasında. Kıyamet koptuğu zaman dünya dönmeye başladığı, kıyamet bitti, helezonik ay, dibi, bunun başı dibi, cehennem-i suğra. Cehennem-i Kübra. Dünyanın merkezindeki mama tabakasına gidiyor. Kabre konulan dibe gidiyor. Onun için mezarlıkta kimse yok yani. Oraya gidiyor. Patladığı zaman dünyanın içi, içindeki kafirlerle beraber haşir meydanına boşaltacak ve cehenneme atılacak oradan. Cehenneme başka atılacak ne var? Güneş de oraya gönderilecek. Sana tapanlar, ateşe tapanları sen orada yak değil mi? Şu anda mama tabakasında iman edenler ise üstadımız Sebe semavat, yedi kat semanın üzerindeki yıldızlar da dolaşıyorlar. Böylelikle çabuk çabuk şey yaptım. Şöyle diyeyim, cehennem-i sura yerin altında, yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. 9 metre. Küre-i arz içindeki cehennem-i surayı dahi cehennem-i kübre emri ilahiyle teslim eder. O patladığı zaman içindekileriyle boşaltacak. Ahiretteki cehennem bu dünyamıza, dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddetli harareti min fehmi cehennem denilmiştir. Yani cehennemden akıtılıyor. Yazın sıcağı oradan geliyor. Bu dünyadaki bu dünyevi küçük ve sönük akıl ile o büyük cehennem görülmez. 5 dakika var. Eli bitmiş. 5 dakika kalırsak çok güzel gider. Aynen. Şimdi indik. Dersleri başladı. Çabuk gideyim demişim. Ondan 3 var abi. Cehennemin bir ambarı ise şerleri, çirkinlikleri ve küfürleri mahsul veren ve şer olan Adem'den gelen ve hayır olan vücut alemlerini telbis eden pis maddeler tayfeleridir.
Yıldızların hararet, yıldızların bak, hararet mahzeni cehennem ve nurlar hazinesi bir cennettir. Sefahat tehlikesinden kurtarmanın çare yeganesi, dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekte olur. Kur'an'dan gelen nur ve kuvvet iman, cehennemi haletleri dağıtıp, bak Kur'an'dan gelen nur ve kuvvet iman, cehennemi haletleri dağıtıp, nurani ahiret alemlerinden pencereler açıp, o perişan insan dünyasına nurlar septiler. Dalalet ruhun cehennemidir. İşaret-i Caz 60. Celal ile cemal, alem-i ahirete intiba edince, lütuf, cennet ve nur olarak, kahla, cehennem ve nar olarak tecelli eder. Vücudun velev cehennem de olsun, Adem'den daha hayırlı olduğu vicdani bir hükümdür. Vücud ise, velev cehennem de olsa hayr-ı mağazdır. Cehennemi celbeden küfürdür. Bu beladan kurtuluş çaresi ancak Kur'an-ı Kerim'e intisaldır. İşaret-i Caz 128. Cehennemi celbeden küfürdür. Bu beladan kurtuluş çaresi ancak Kur'an-ı Kerim'e intisaldır. Dünya kafire cennet, yani ahiretinin kafir dünyada ahirete gidecek ya, ahirete cehenneme gidecek. Dünya nedir o halet? Dünyası ahiretine göre cennettir. Müslüman dünyadan ahirete gidecek. Ahiretine göre dünya Müslümanın cennetidir. Cehennemidir. Dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Yoksa bu dünya kafirin cennetidir derken Müslümandan daha iyi ruhani yaşıyor değil, ahiretine göre dünya cennetidir. Bizim ahiretteki cennetimize göre dünya cehennemdir. Gurbet olmasının sebebi değil mi? Evet. Ve o tohum var ya, dünya kafire cennet yani ahirete nispeten, mümine cehennemdir yani saadet ebediyesine nispeten. 69 meslevi. Cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu hadsi katiyle gördüm. 103 meslevi. Cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennemi manevisi nispeten cennet gibidir. Bunu okudum ben size. 226 meslevi. Cehennemin bir kısmı zemherirdir. Zemherir ise brudetiyle yandırır. 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeker. Binler dostlarım ve kardeşlerimin cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim. Emirdağ 1-13. Emirdağ 2-13. Medeniyeti garbi hazıra, beşerin gözü önünde ölümü idam ebedi suretinden gösterip her vakit beşeri tehdit ediyor. Bir nevi cehennem azabı veriyor. Her insan hususi dünyasının zeval ve firak ve ahirde tamamen mahvolmasını düşünmesi manevi bir cehennem gibi ruhunu ve vicdanını yandırıyor. İbadet cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için kılınmaz, bozulur. Belki rıza-i ilahi ve emr-i Rabbani için yapılır. Cennet olmasa cehennem tazip etmez, zemherir olmasa ihrak etmez. Günahkar, heva perest, rahat-ı kalp için cehennemi istemez. Cehennem âleyinde her şeyi alkışlıyor. Bu arzuyla gitgide inkara kadar gider. Cennetin tabakaları, geçiyorum onu. Arz-ı medar-ı senevis altında bulunan cehennem-i kübra, yerin merkezindeki cehennem-i sureya, güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. Cennet ve cehennem, şeceri hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir, bir dal. Cennet ve cehennem, lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Hazreti Adem'in cennetten ihracı aynı hikmet ve mahsul rahmet olduğu gibi küffarın da cehenneme ithali haktır ve adalettir. Mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan Kahhar-ı Zülcelal'in kafirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve adalettir. Haş-ı Azam, dar-ı ahiret,
cennet ve cehennemin icadı bir güz mevsiminde ölmüş ağaçların yeniden bir baharda ihyaları kadar kolaydır. Ehli dalaletin küfrü onun dünyasını adem doldurur. Onun başını başına boşaltır, daha cehenneme gitmeden cehenneme gider. Cehennem lüzumsuz değil, çok işler var ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennemde. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Cennet olmasa cehennem tazip etmez. Müminlerin dünyası saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Kafirin küfrü, kafirin mahiyetine manevi bir cehennem, cehennemi ateşlendiriyor. Cehennem cezai ameldir, fakat cennet fazl-ı ilahidir. Azaba zahir yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Adam villada yaşıyor ama içi azap çekiyor. Jipte gidiyor ama içi cehennem. Buna mesut denilir mi? Üstad Hazretleri şöyle ifadesi var abi, hayalimden sordum diyor. Sana 1 milyon sene ömür, dünya kadar servet ve sonunda yok olacaksın. Bunu mu istersin? Diyor ya, yoksa yok olmayı mı? Üstad orada diyor ki, cehennem de olsa beka isterim. Çok insanlar hani şöyle sorular soruyor. Yani yok olmak daha böyle mantıklı geliyor. Evet. Böyle anlatıyorlar. Buna nasıl böyle cevap veririz? Yok olmak cehennemde daha şey geliyor. Ayetler müksürüsünü diyor ya, ya leyteni küntü turaba, cehennem azabını ve mahkemede kaybettiğini gördüğün zaman keşke yok olsaydım demiyor. Toprak olsaydım. Toprak olsaydı. Niçin mesuliyetsiz olsaydım? Ben cehenneme niye gideyim, yok olayım daha iyidir diyen nefistir. Cehennem dahi olsa beka isterim, bekayı isteyen de vicdandır, ruhtur. Ruh inkışar, ustad diyor ki vicdanın sesini dinledim. Vicdaniyatı inkişaf eden yokluğa taraftar olamaz, yokluğa taraftar olan nefistir. O yüzden tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak. Evet, tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla insan cehennem dahi olsa beka ister. Bak, vicdanı. Niye cehenneme gideyim, yok olayım, bir de anlatıyorum. Yok olayım daha iyidir diyen nefistir. Yok canım, cehennem dahi olsa beka isterim. Niçin cehennem dahi beka istiyor? Çünkü cehennem Adem'e göre cennet gibidir. Adem yokluğun varlığı. Nasıl bir şey? Yani Kur'an'da Allah Resulü'nde Allah'ın anlatıp anlatıp bitiremediği cehennemi, cehennemin cehennemi Adem'dir. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Nasıl bir şey? Ona göre ruh diyor ki olsun olsun, bu cehennem olsun diyor. Adem'e düşmektense. Yok olmak Adem'e düşmek. Abi diyebilir miyiz ki hani cehennem kafirler için rahmet mi? O öyle olur, evet. Yani mesela akıl değil de Adem'i anlamıyor ya, akıl sebep sonuç ilişkisi için kurulmuş. Akıl bu mantığı burada kuruyor, azaptansa yok olayım. Ama ruh ise her şeyi hissediyor. Cehennemi de biliyor, hissediyor. Adem'i de hissediyor. Adem'i görünce cehennemi tercih ediyor. İmanda bir cennet çekirdeği ve dalalette ve sefahatte bir cehennem çekirdeği bulunur. Şirk öyle bir cürümdür ki her bir mahlukun hakkına ve şerefine ve haysiyetine bir tecavüzdür. Ancak onu cehennem temizler. Cehennem dahi ehli şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki parçalanmak derecesine geliyor. Kafir küfür ile bütün kainatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir ettiğinden ona cehennem azabı vermek güzeldir. Yani cehennem bizim intikamımızı alınan yerdir. Sen Allah belanı versin dediğimiz zaman işte cehennemi istiyoruz demek. Allah belasını verecek. Yani Müslümanların intikam alındığı yerdir. Zalimi nereye koyacaksın? Gençler ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahtur etmeseler hayat içtimaiyede ehli namusun malı ve ırz ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. İman ahiret o hanenin saadetine hükmetmezse insanın o cenneti cehenneme döner. Cehennemin vücudu 1000 derece idam ebediden hayırlıdır. Bak, senin söylüyorum. Cehennemin vücudu
bin derece idam ebediden hayırlıdır ve kafiri de bir nevi merhamettir. Çünkü kafirin ruhu görecek orayı. Cehennem aleyhinde bulunmak Adem'e taraftar olmaktır ki hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Yani mesela bir çoluk çocuğumuz için ne kadar sıkıntı çekiyoruz. Yeter ki onlar rahat etsin diye. Bir de dehşeti göreceksin. Adem'e gitmektense ben cehenneme gideyim der. Cehennem aleyhinde bulunmak Adem'e taraftar olmaktır ki hadsiz oraya okuduk. Cehennem ise hayr-ı mas olan daire-i vücudun Hakim-i Zülcelali'nin hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Cehennem hapishane vazifesini de görmekle beraber başka pek çok vazifeleri var. Cehennem zebani gibi pek çok zihayatın celaldarane meskenleridir. Cehennemi vücudu ve şiddetli azabı hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Kafiri cehenneme atmamak bir yersiz merhamete mukabil, hukuklarına taarruz edilen hadsiz davacılara hadsiz merhametsizlik olur. Mesela kafir cehenneme atmasan bu kadar mazlumların hukuku ne olacak? Merhametsizlik olur. Son birkaç tane kaldı. Kafirler için bir cehennemi halk etmek ve onları içine atmak o izzet ve celalinin şenidir. Küfrün ve bilhassa küfrü mutlakın ve nifakın ve irtidatın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var. Eğer tecessüm etse o mürtet adama bir hususi cehennem olur. Nevi beşerin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Kainatın pek çok emniyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakikati cehennemdir. Cehennemsiz cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır. Şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler cehenneme yağar. Hakimi hakim birincisinde A çekiyor, ikincisi I çekiyor. Hakim hükmedip hikmet sahibi ve bir alim-i rahim adalet, hikmet ve rahmetin tecellileri ve tahakkukları için koca cennet ve cehennemi ve sırat ve mizan ekberi yaratmıştır. Şualar 241. Zalim münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor. Cehennem fabrikası sahil vazifeleri içinde alemi vücut kainatını alemi Adem pisliklerine temizlettiriyor. Cennet ucuz olmadığı gibi cehennem lüzumsuz değil. Bir cümle okuyorum. Hafif izah yapıp geçiyor. Bitti. Zalim münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetine parçalamak derecesine geliyor. Şualar 250. Bunu bir izah edeyim. Bitti. Allah Resulü hadisi bir mana naklediyorum. O 5 saat ders yapan insanın araştırdığı cehennem nedir? Haşim meydanı kuruldu. Bütün peygamberler, ümmetler vesaire geçti, hesap görüyor. Bir rivayete göre 70 bin melek zebani, melek değil miydi? Zebani cehennemi bağlamış. Tamam, bu hadis bir mana söylüyorum. Yani koca bir kitabı hulasa edeceğim belki. 70 bin zebani cehennemi zincirlerle bağlamış. Nasıl bir zincir? Yani dünya şeyi değil tabii. Bağlı cehennem. Haşr meydanında gözüküyor. Çünkü hesap verirken cehennem gözüküyor. Cennet de gözüküyor. Çünkü Müslümanlar bak bundan kurtuldun, buna girdin. İki mükafat olacak. Kafire bunu kaybettin, buna giriyorsun denilecek. İçin diye ikisi gösteriliyor. Ebedi olsun diye oradan geçerken keçi olarak Allah Resulü tanımladı ölümü. Ölüm öldürülecek, kesilecek. İşte cehennemdekilerin cehennemi odur. Cehennemin cehennemi odur. Ölüm öldürülecek, ölüm olmayacak. Cennetin cenneti de ölüm öldürülünce alınacak. Yani her an hücreler o yüzden yenileniyor. Evet. Ölüm öldürülecek, ölüm denen bir şey o. Herkesin göz önünde Müslümanların bayramı odur. Kafirlerin cehennemin de cehennemi odur. Belki yanar yanar da ölürüz diye ölüm kaldırılıyor.
O hesap verilirken göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Önceden bilirim. Resulullah da orada. Cehennem 70 bin zincirini kopartıyor. Dehşete geliyor. Gayza geliyor. Celal ülkesi koparıyor. Haşir meydanına doğru hücum ediyor. Bütün dehşetliğiyle, bütün dehşetiyle haşir meydanına hücum ediyor. Tsunami gibi. Bütün dehşetiyle. Ama öyle bir şey ki sarmalıyor yılan gibi haşir meydanını. İçeriye doğru aka aka, katlana katlana. Bütün peygamberler ve bütün insanlar secdeye orada kapanıyor. Herkes. Peygamberimiz hariç. Bir o. İşte ümmeti ümmeti dediği üç yerden bir tanesi de orası. Bütün peygamberler cehennemin dehşetinden secdeye kapanıyor. Bütün herkes artık. Peygamber aleyhissalatü vesselam cehennemin üzerine gidiyor. Cehennem de bunun üzerine geliyor. Allah vahy ediyor. Muhammed sana anam değil mi? Diyor. Cehennem canlı ruhludur ya, kime ne kadar azap vereceğini bilir. Kardeşim buradaki su gibi de ateş gibi de zannetmeyin. Ahirette inne darül ahirete leyye leyban. Her şey canlı ruhlu ve şuurludur. Kime ne yapacağını, ne kadar azap vereceğini biliyor. Ya Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam, cehennem önümden çık diyor. Hayır diyor. Önümden çık diyor. Hayır diyor. İşte ondan sonra sarmalıyor. O ama o çapı, o çaptan içeri girmiyor. Allah Resulü diyor ki, seni bu kadar dehşete sokup da bu kadar gayza getiren nedir? Zaten cehennem ehli sana gelecek. Daha hesap günü. Hesap yapılıyor. Daha hesap bitmedi. Hesap bitmedi. Seni bu hale getirip de dehşet veren nedir yani? Niçin biraz da sabredemedin? Etmiyorsun. Deyince cehennem diyor ki, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, Allah'ın bu kadar nimetlerini tekzip edip inkar edenlere daha tahammül edemiyor. Bırak bana diyor. Allah Resulü müsaade etmiyor. Allah vahy ediyor ikinci kez. Muhammed'e itaat et. Cehennem orada duruyor ama sarmalamış ilan gibi. Haşir meydanı. Arkasında 124 bin peygamberden ulul az peygamberleri takılıyor ilk. Sonra kitap verilenler, sonra suhuf verilenler, sonra nebiler takılıyor. Herkes felemsal felemsal derecesine göre o silsileye katılıyorlar. Allah Resulü cehennem üzerinde böyle bir şey vuruyor. Üzerine geçiyor. O geçiyor. Diyor ki ya Muhammed, ümmetine söyle arkadakilere, çabuk geçsin. Nurunuz narını söndürüyor. Bu peygamberler boşaldıkça, müminler boşaldıkça haşir meydanı daralıyor. Boşaldıkça daralıyor. Boşaldıkça arkasında müminler, hiçbir tane mümin kalmamakçasına onu soğuk derken son bitti mi şey kapıyor. Kafirleri kapıyor. Köprüden geçemiyorlar. O köprü orada işte. Köprü orada kurulmuş. Cehennemin üzerine orada kurulmuş. Ve kapıyor orada. Onu oraya bırakıyor. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alarak götürüyor. Allah hiçbir Müslümana nasip etmesin. Amin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi cehennemlerden hıfzı emin eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuzu ve dostlarımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve ehl-i imanı şeytan, cin, erva habise, mevad-i şerire ve nefse emarenin vehim ve vesvesesinden hıfzı emin eylesin. Amin. Semavi ve arz-ı afatlardan muhafaza eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Amin. Hizmet-i Kur'aniye'de ve imaniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile hizmetle iştinab-ı kebair sırrına mazhar eylesin. Amin. O hakikatta yaşamayı devam ettirsin. Amin. Ya Rabbi kendine kul, Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet, ustadımıza talebe, kardeşlerimize kardeş eyle. Amin. Muhabbet ve uhuvveti, ihlası
samimiyeti, şefkati kalplerimize koy. Birbirimize merhametle ve şefkatle kucaklamayı, affetmeyi nasip eyle. Tenkit hastalığından bizi kurtar ya Rabbi. Ağlayan alem İslam'ı İttihat İslam'la güldür ya Rabbel Alemin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Bu bahsedilen cehennem azabından Müslümanları hıfz-ı emin eyle. Allah'ın hatırına ya Rabbel Alemin. Vâhır da vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha'tı ve selâvâ.